Antalya'da sezaryenle doğum için gittiği özel hastanede fenalaşarak başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ihmal iddiasında bulunan polis memuru eşi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara'da görev yapan polis memuru Erol Güler, Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Döndü Güler'le 2018 yılında dünya evine girdi. Polis memuru Erol Güler, bebeklerinin dünyaya gelmesiyle birlikte mutluluklarına mutluluk katmayı beklerken büyük bir acı yaşadı. Manavgat'ta sezaryenle doğum yapmak için özel bir hastaneye giden 26 yaşındaki Döndü Güler, doğum sonrasında odaya getirildiğinde iddialara göre nefes alamıyor ve etrafına boş gözlerle bakıyordu. Eşinin bu garip halini fark eden Erol Güler, defalarca sağlık personelini uyardığını ama narkozun etkisiyle bu durumun yaşanabileceği cevabını aldığını söyledi. İlk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Ayaklarını falan atıyordu. Nefes alamıyordu ve gözleri yani kötü bakıyordu, boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Görevli personeller narkozdan dolayı olduğunu söylediler. Geçeceğini söylediler. Ben 10-15 defa gittim. Eşim hani nefes alamıyor. Gelin bakın dememize rağmen narkozun etkisinde olduğunu söylediler ve bunun geçeceğini söylediler. Döndü Güler'in ağzından sıvı gelmesi ve kalp krizi geçirdiğinin fark edilmesi sonrasında genç kadın Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki genç kadın burada da ikinci bir kalp krizi daha geçirerek yaşamını yitirdi. Organlar iflas ediyor. İkinci kalp krizini geçiriyor. Bize sadece bu bilgiler verildi. Eşimin genç olduğunu, kurtulabileceğini söylediler. Ama herhangi bir tanı konulmadı. Dün 7'de başhekimle görüştük. Başhekim yine koyamadı. Yani herhangi bir şey koyamadı, tanı koyamadı. Ama eşim gece 4'te vefat ettiğinde ölüm belgesinde epilepsiden dolayı olduğu yazıldı. Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Gürel, ihmal olduğunu ileri sürerek hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunup otopsi yapılmasını talep etti. Benim eşimin canı yandı, bizim canımız yandı. Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Yani devletimden başka hiçbir şey istemiyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. 26 yaşındaki genç kadının annesi Iraz Saykunsa, kızının doğumdan sonra odaya geldiğinde kendinde olmadığını belirtti. Çocuğum çok odaklı kötü oldu ki benim çocuğum odaya çıkardıklarında. Ben çocuğumu kriz geçiriyor, gözü tavana baktı dediğimde beni müdahale etmediler benim çocuğuma. O kadar kötüydü ki. Anlatamam ben çocuğumun o hallerini, anlatamam. Ben anlatamam çocuğumu. Saykun konuşmasının ardından morg bahçesi içinde bulunan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü ve ağıt yaktı.